döneminde hem mağara döneminden kalma hem de yerleşik hayata geçirince kullanılan bütün eşyalar var çocuklar. Proje hakkında Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hakikaten biz hayatın her alanında, her yaştan özellikle dezavantajlı gruplarımıza imkanlarımız doğrultusunda çeşitli alanları organize ederek onlara fırsat tanımak istiyoruz. Ben İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak Anadolu Medeniyetleri Müzemizin uygun bir alanında dezavantajlı çocuklarımızın özellikle gelip burada bir takım objeleri tanımalarını sağlayacak bir alan oluşturduk. Görme engelli veya değişik engeli olan çocuklarımızla beraber onlara objeleri tanıtıyoruz. Aynı zamanda bir müze deneyimini de kendilerine yaşatmış oluyoruz. Derdimiz şu, sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde insanımızı hayatın her alanına erişebilir kılmak. Özellikle de dezavantajlı çocukları buna erişebilir kılmak. Eğer başarabilirsek ki bunun adımlarını atıyoruz, ilerleyen zamanlarda ulaşılabilir bir Ankara'yı planlıyoruz. Her açıdan özellikle de dezavantajlı gruplara dönük rotalar oluşturmak istiyoruz. Diğer müzelerimizi de buna örnek bir takım faaliyetler organize etmek istiyoruz. Destek olanlara tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir müzede çocuklarla buluşmak hepimizin çok heyecanla beklediği bir şeydi. Çocuklar için ayrı bir deneyim, bizler için ayrı bir deneyim. Onların oyunla, dokunarak, keşfederek tarihini öğrenmesi bizim için çok mühim bir şeydi. Bugün de sanıyorum herkes bu konuda gerçekten mutlu ve keyifli olacağını düşünüyorum. Bongard Project, müzelerin erişilebilir olması için yola çıkmış. İlkini görme engelli bireylerin müzelere erişebilmesi için Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. yılında tamamlamış. Bugün ise aslında devamında tüm engel gruplarını da beraber ekleyerek tamamında erişilebilir müzeler için yola devam etmek isteyen bir sosyal girişimdi. Bugün aslında bizim bu alanımızdaki etkinliğimiz erişilebilir müze, erişilebilir müzik kapsamındaki aslında ilk etkinliğimiz. Burada 22 eseri çocuklarımız öncelikli olarak deneyimleyecekler. Aralarından seçtiğimiz 5 tane eserle birazdan orta alanımıza yapacağımız klasik müzik ve bale gösterisiyle ilk defa Türkiye'de görme engelli bireylere özgü betimlemeleri olan bale ve müzik klasik müzik konseriyle devam edeceğiz. Öğrenciler 5 eseri birden inceleme şansı buldular. Bu kapsamdaki düşüncelerinizi alalım. Öğrenciler ne hissetti? Farklı bir algıyla aslında onlara uygun kurgularla yapılmış her türlü bilgi onların erişilebilir hale gelmesi demektir bilgiler açısından. Dolayısıyla onlar da bu süreçte ciddi anlamda keyif aldıklarını düşünüyorum. En azından ilk reaksiyonlarda. Bu 5 tane aslında eseri deneyimledikten sonra birazdan müzik eşliğinde başka bir kurguyla deneyimleyecekler. Dolayısıyla müzeleri farklı bir şekilde, farklı formatlarda ve farklı yöntemlerle deneyimleme aslında biçimleri yaratıyoruz. Bu yüzden de onlardan aldığımız geri bildirimler bizi çok mutlu ediyor. Baby Concerts aslında 2019 yılında kurulmuş. Türkiye'de ilk ve tek 0+ yaş, bütün çocuklara, bebeklere ve ailelerine hitap eden bir klasik müzik grubu. Biz aslında projemizin başından beri tüm çocuklara bunu yaygınlaştırmak, özel gereksinimleri olan çocuklara bunu sunabilmek için hayalimiz vardı. Geliştirmek istiyorduk ve Çiğdem Hanım'la Bongard Project'le Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ilk defa görme engelli çocuklarımız için bu projeyi başlattığımızdan ötürü çok mutluyuz. Farklı illerde, farklı müzelerde bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Eserlere dokunmak ve altlarındaki kabartma yazıları okumak bence çok keyifliydi. Normal müzelerde cam mekanlarının arkasında olduğu için fark edemiyordum, göremiyordum. Bu şekilde dokunsal olup hissetmek benim çok hoşuma gitti. Orada bir evlilik tableti vardı. Böyle normal bir tablet, böyle kabartılar var üzerinde. O benim çok hoşuma gitti. Değişime gitmişti. Zeynep gibi öğrencilerin çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve erişilebilir olması, onlar için her şeyin erişilebilir olması, diğer çocuklarla yapabileceklerini bizim çocuklarımızın da keşfedebilmeleri, böyle imkanların sunulması çok güzel bir etkinlik. Dileğim ve temennim bu tür etkinliklerin ülke çapında hatta dünya çapında yaygınlaşması. Çünkü bizim çocuklarımız da var, hayatın içindeler. Onlar da başarmak, biz de varız, biz de yaşıyoruz demek istiyorlar. Ve bu da onun için çok güzel bir fırsat oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Söyleyeyim, öncelikle Türkçe ile başlıyordum. Çünkü şu okumaları yaptım, okumalar. İnceledim domuzları, heykelleri yani. Çünkü her gün, her gün, her güne gelirim. En çok hangi eserden hoşlandın? Onu anlatır mısın bize? Domuzdan. Özellikle burada görme engellerin yazısı taşındığı için çok mutlu olduk. Çocuk geldi, okudu, okuma öğrendikten sonra buraya geldik. Bunları görme engeller için, ne bileyim, hazırlandığı için ayrı bir duygulandık, ayrı bir mutlu olduk. Projedeki eserler çok güzeldi. Ben ikinci kez geliyorum buraya, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne. Ama ikinci kez deneyimlediğimde daha iyi anladım. Çünkü birinci kez deneyimlediğimde daha yeniydim, yani acemiydim. Şimdi bakıyorum ki yani bütün müzelerde tarihi eserler dokunulmaması gerektiği için
her zaman cam mekan içerisinde. Yani dokunabileceğimiz şeyler bile cam mekan içerisinde olduğu için hiçbir şeye dokunamıyorum. Ve görme engellilerin çoğu da böyle düşünüyordur eminim. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde her şeye dokunduğumuz için ve sesli betimlemesi de vardı sanırım biz. Anlamadığımız yerlerde okuyabilme şansımız oldu. Yani hangi müzede bunu yaparlar? Hiçbir müzede yapmazlar, bunu da yaptılar. Hürri ve Kişerri benim en çok sevdiğim eserdi. Öncelikle böyle bir projede yer almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü daha önce adayla müzelere gitmek bizim için zevkli olmuyordu. Çünkü bütün tarihi eserler biliyorsunuz müzede hepsi cam mekanlar içerisinde olduğu için adanın dokunmasına, ellemesine imkanı olmuyordu. Ama burada Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde buradaki gördüğümüz üç boyutlu heykellerin hepsini elleyebildik, dokunduk, yazılarını okuduk, hikayelerini öğrendik, masalsı bir şekilde anlatıldı. İnan o kadar zevkliydi ki adı zaten çok mutlu oldu. Umarım bu gibi müzenin devamını diliyoruz. Yani bütün müzelerde bunu yaygınlaşmasını istiyoruz. Ve kemancılarımız sol el parmaklarını sapın üzerinde bulunan 4 adet tele basarak sağ elde yayı bu tellere sürterek gövdedeki deliklerden çıkan sesi elde ediyorlar. Evet, kalbini biraz üstüne dokunabilirsin. Şöyle çekerek ses çıkarabilirsin. Evet, güzel.